Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben İlkdoğu, bir vlog ile daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi, yani Allah'ıma çok şükür bütün diş doktoruna gittiğim günleri vloglayabildim. Bu gerçekten güzel bir şey çünkü kendimi şu an anca rahat hissedebiliyorum bu arada. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bildiğiniz gibi tekrardan diş doktoruna gidiyorum. Bugün 2 Haziran, Çarşamba günü bu arada. Şimdi saat hemen gösteriyorum. Saatlerimiz 13:55, yani 2'ye geliyor. 2:30 gibi dolmuşa binmem gerekiyor. Çünkü saat 3'te son 4 dolgum kaldı. Sonra ne kalıyor geriye? Kaplama var ve çekimler. Çekimler tabii sınavdan sonra olacak ama ya olsun, yine birazcık korkum var. Çünkü hani biliyorsunuz belki geçen haftadaki vlogumu izlediyseniz korkmuştum ve hani ağlamıştım. Hatta çıktıktan sonra, doktordan çıktıktan sonra da ağlamıştım. Birkaç gün boyunca şu ön dişinin arkasında dolgu var. Ona hiç alışamamıştım. Şu an Allah'ıma bir şükür olsun biraz daha iyiyim yani. Hala biraz tuhaf gelse de alıştım diyebilirim. Sadece ilk 2 gün çok zor geçti. Büyük ihtimalle yine ağlayabilirim. Biraz dayanmak zor. O yüzden böyle ufacık korkularım var ama artık olsun, yani yapacak bir şey yok. Herkes gibi korkusuz olmak zorunda değilim. Bu da benim kusurum yani. Bu konuda yapacak hiçbir şeyim yok. Birazcık yine beni tırsıtır. Ah, konuşamadım. Birazcık iğne beni tırstırıyor olabilir. Ama bir şey diyeceğim var ya. Anlamadığım bir şekilde telefon saçma sapan bir şekilde kapandı. Neden olduğunu asla anlamlandıramadım. Her neyse. Şimdi artık yavaş yavaş saatler geliyor. Ben şimdi bir YKS sohbet videosu çekmiştim. Kanala hemen onu atacağım. Kapak fotoğrafıyla uğraşmayacağım aynen. Kapak fotoğrafıyla uğraşacak şu anda vaktim yok. YKS sohbet videosunu atacağım. Daha sonradan birkaç gündür hava çok tuhaf. Yani gerçekten hava soğuk. Biraz bazen üşütüyorum. O yüzden çay içmeye çalışıyorum. Sıcak bir şeyle içmeye çalışıyorum. Bir de tabii şimdi diş doktoruna gitmeden önce birkaç bir şey atıştırmam lazım. Çünkü kan şekeri falan düşerse biraz sıkıntı olabilir. Kaldı ki ben açken pek böyle bu halimle olmuyorum. Biraz sinirli olabiliyorum. O yüzden ben birazcık şimdi yemek yiyeyim. Sonra tekrardan görüşelim. Bakar mısınız değerli takipçilerim, şuna bakın. Yani öyle bir fırtına var ki size anlatamam. Denizi görebiliyor musunuz? Köpük 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 böyle, üzerinde bayağı dalgalar var. Hava o yüzden esiyor. Ben de ceketimi giyeceğim tabii ki. Hava esiyor. Berfin kalktı. Berfin! Günaydın demeyeceğim sana, tünaydın diyorum. Ev sessiz diye canı sıkıldı. Geçti, yattı, uyudu. Ben orada bir saat ders çalıştım. Her neyse, şimdi kalktı. Beraber yemek yiyeceğiz ama benim çok çok hızlı olmam gerekiyor. Abasının bebişi, bir tanesi prenses. Uyandın mı öldün uykundan? Niye benimle gelmiyorsun? Gelmiyor. Niye gıcıksın? Neyse. Belki de diş açı ortamından sıkıldın ha? Olabilir mi? Olabilir, olabilir. Hani sürekli gidiyoruz ya hani. Üzülmesin bunun psikolojisi. Üzülmesin. Ocağın ısı çok güzel değil mi? Kıskan Berfin. Kıskan. Bir şey diyeyim, Berfin nasıl uykuluyken yakalayacaksın var ya, aşırı böyle gıcık oluyor. Ona istediğim kadar ne istersen söyleyebiliyorum. Hiçbir şey diyemiyor. Evet, bu kadar. Hadi yemek yiyelim. Acıktım ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle bulgur pilavıyla fasulye yedik. Ben hazırım ve geç kalmak üzereyim. Ablacığım Allah'a emanet ol. Su koyayım. Tamam, hadi suyunu da koyayım da öyle gidelim gari. Hazırım, birazcık da tırsıyorum. Hadi gelin, gidiyoruz. Evet, tekrardan bir dolmuş durağından. Merhaba. Dolmuş bekliyorum. Evet, şu anda saati 2:24 geçiyor. İnşallah kaçırmamışımdır. Kaçırdıysam diş doktoruna geç kalabilirim. Umarım geç kalmam. Şöyle ceketimizi giydik ama hava soğuk falan değil. Hava sıcak da sadece işte rüzgar var. O yüzden yine de baharlık ceketimi hep giydim. Böyle berfitoş da evde kendi kendine takılacak falan da filan da. İşte şimdilik böyleyiz. Ay, ikisi de benimle berabersiniz. Çok güzel. Bu bayağı güzel aynen. Hadi bakalım, dolmuş bekliyoruz. Geldik.
Evet, şimdi geldik. Hadi bakalım, gidiyoruz. Çok iyiyim. Şu uyuşukluk geçince ancak konuşabileceğim sanırım. Birazcık zor. Çok teşekkür ediyorum her şey için doktoruma ve başa. Bakayım. Biraz böyle oldu. Ama çok güzel. Şu an tedavilerim şimdilik bitti. Çekimlerimiz sınavdan sonra olacak. Başardım. Bunu da başardım. İnşallah sınavda başaracağım. Hadi bakalım, şimdi gidiyoruz. Evet, gidiyorum. Evet, şimdi alınacaklar var. Yine gidiyoruz. Hava çok güzel. Konuşamıyorum, bu tuhafmış. İşte bizim de kaşımız böyle. Arka tarafta İzmir var. Şu an kendi okulumun önünden geçiyorum. Kaş çok programdan dolayı sesi. Ben buradan mezun oldum işte. Zordu. 45 dakika falan sürdü. Anlatırmaya da zaten size. Şimdilik böyle. Evet. Okul. Merhaba değerli takipçilerim, eve geldim. Şu an birazcık konuşmakta zorlanıyorum ama gördüğünüz gibi uyuşuk. Şöyle durayım bakayım. Şu tarafta uyuşukluk var. Evet, ama geçtiğini zaten hissedebiliyorum. Şimdi vlog çekiyorum ya normalde. Bugün kaş aşırı kalabalıktı. O yüzden pek istediğim gibi böyle size güzel kaşın manzaraları eşliğinde pek vlog çekememiş olabilirim. Ama olsun, diğer vloglarda zaten az da olsa görünüyor. Kaş çok kalabalıktı gerçekten. Bayağı kalabalıktı. Onun haricinde tam yetiştim. Şöyle bir şey oldu. Şu anda 4 dolgudaya gittim ya. Arka tarafta yapıldı. Yine aynı şey oldu ya. İlk başta 3 diye gittim, 4 oldu, 4 gittim, 5 oldu, 4 gittim, yine 5 oldu. Biraz yine zorlandım, yine dayanmakta biraz zorlandım. Çünkü hani orası oyuluyor ya, artık iğneye de geçmiyor. Yani iğne yapılırken şöyle sıkıyorum dişimi, dişimi sıkmıyorum canım, şöyle parmağımı sıkıyorum. Ondan sonra orası oyulurken, Allah'ım nasıl acıyor oyulurken, uff. Dolgu zaten hani böyle koyuluyor ya. O da ayrı bir şey. Her neyse, kısaca özetleyeyim. 4 dolgu yapıldı. Arkada benim bir tanesi demiştim ya, kaplama yapılacak diye. O kaplama yapılmayacak. Bunun da sebebi şu. Dişim o kadar kötü bir durumda ki. Yani o kadar kötü bir durumdaymış ki. Doktorun dediğine göre incelik şöyle bir tabaka kalmış. Oraya şimdi dolgu yapıldı. Ve dedik hani o gittiği yere kadar gidecek. Ama o dişin sonucunda illaki, yani ne zaman olacağı artık belli değil, bir şekilde yani o diş çekilecek dedi. Tamam dedim, şu anda diş işlemlerim sonlandı. Bildiğiniz gibi son geriye çekimler kalmıştı. Çekimleri de çok geciktirmeyi düşünüyorum. Bunun da sebebi şu. Bu zamana kadar diş doktorundan hep korktum. İlk tedavim yapıldığında 17 yaşındaydım. Bir kanal tedavisi yapılmıştı. O zamandan beri bilmiyorum, çok korktum. O kanal tedavisinin herhalde tam böyle travmatik gibi bir şey oldu. Çok kötü bir yanlış yaptım. Bunu siz asla yapmayın. Şöyle çarpı koyuyorum şuraya. Sakın sakın yapmayın. Eğer gerçekten bir dişinizde ağrı hissediyorsanız ya da daha önceki bir tedavi açıldıysa direkt bir doktora gidin. Yani hiç beklemeyin. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Geçen sene pandemiye denk geldi. Geçen sene pandemide benim bu kanal tedavisi yapılan dişim açıldı. Dedim bir şey olmaz.
He, bir şey olmaz. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yemek yerken yemek yedim, yemek girdi. Yemek yedim, yemek girdi. Çok fazla düzenli diş fırçalamayınca bazen unuttum. Bu ara artık daha sık dişlerimi fırçalıyorum. Yani daha dikkat etmeye çalışıyorum diyeyim. Özellikle fırçalıyorum ama mesela bu kadar daha da titiz dikkat etmemişim. Mesela artık bir abur cubur yediğimde mesela atıyorum bir tane çikolata yedim. Daha sonra diyorum ki dişlerimi fırçalamam gerekiyor çünkü benim dişlerim çürütecek. Zaten şu anda 13 dolgu var artı bir de o dolgu var. Yani dişlerimin çoğunda neredeyse işlem var. Ondan dolayı daha çok dikkat etmem gerekiyor kendime. Ve hani o diş doktoru korkumdan sonra işte hep korkuyla yanaştım. Kalmak ilaçları için ay ne olacak? Ay çekilecek mi? Ay şöyle mi olacak? Ay böyle mi olacak? Benim saçma sapan korkularım yüzünden şu an dişim gittiği yere kadar gidecek ve sonunda çekim olacak. Keza aynı şekilde şurada olan hani kanal tedavisi olan dişim vardı ya. O kanal tedavisi de olmayacaktı. Normalde yine geçen sene diş doktoruna gittiğimde ona dolgu yapılacaktı. Araya pandemi girmesin mi? Bak sen şu işe. Pandemi girdi. Biraz bahanelere sığındık derken o diş ne oldu? Ta kanal tedavisine kadar gitti. Dolguyla kurtarılabilecek bir dişken şu an kanal tedavisi olmuş bir diş. Kısacası bazen bilemiyorum her şeyi, bazen bilemiyoruz. Acemilik tecrübe edinmemiz gerekiyor. Bende en azından durumlar böyle oluyor. Ah önüme gelmesin artık şu saç. Her neyse. Artık her şey daha iyi. Şimdi son çekimlerim kaldı. Şunu düşünüyorum. Videoda zaten göreceksiniz. Şöyle bir işaret yaptım sizlere. Evet, şu an diş tedavilerim bitti. Doktorum Mehmet Ali Bey'e ve yardımcısı Başak'a çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Korktuğumda bile beni hiç üzmediler, beni hiç kırmadılar, çok olumlu yaklaştılar. Ve ben de bu sayede diş tedavilerimin çoğunu yaptırdım. Dayanmaya çalıştım. Onlar da sağ olsun çok ilgili alakalı oldular. Ve diş işlemi sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadım benim saçma sapan korkularım hariç. Böyle yani şimdi. Daha sonradan diş doktorundan çıktıktan sonra anneme uğradım. Daha sonra kırtasiyeye uğradım. Kırtasiyeden şöyle toka aldım. Size de göstereyim şöyle. Bu tokaları anneme aldım. Annemin bir tokaya ihtiyacı vardı. Böyle ince bir tokaya. Tabii bunları ben de kullanırım. O kadar güzel ki renkli. Şuna bakar mısınız? Mor mor mor. Çok güzel. Ah bununla ilgili aklımda bir şey var. Neyse ondan sonra BİM'e girdim. BİM'de eksiklerim vardı. Şöyle Teton ayslarından aldım. Bunları çok seviyorum bildiğiniz gibi. Daha önce göstermiştim herhalde. Bu karpuz ve çilek aromalı o kadar güzel ki 4 tane aldım. Daha sonradan şöyle Pınar'ın sosislerinden aldım. Kahvaltıda sosis salam parçaları çok seviyorum Berfin'le beraber. O yüzden böyle küçük sosisler aldım. Şöyle minicikler. Daha sonra kaşar peynir bitmişti de annem babam çalıştığı için görev bana düştü ve kaşar peyniri aldım şöyle. Bu Bin Nazır'ın kaşar peyniri. Her türlü kaşar peyniri yiyebiliyorum. Ama sanırım favorim galiba sütaş daha çok seviyorum. Bu da böyle. Şimdi şöyle bir şey. Bunu neden aldım biliyor musunuz? Yufkayı bunu annemden öğrendim. Yufkayı şöyle açıyorsunuz. İçine kaşar peynir koyuyorsunuz. Şöyle zarf gibi katlıyorsunuz. Daha sonra yapışmaz bir tadı. Arkalı önlü kızartıyorsunuz ve börek tarzında oluyor. O kadar güzel oluyor ki. Tabii ben şu anda yiyemiyorum ama uyuşukluk geçince yapacağım. Belki akşama bile yapabilirim. Çok çok güzel olur. Ben de size kesinlikle deneyim. Daha sonra bir tane süt aldım. Bu tokaya gösterdim mi? Gösterdim galiba. Bunun bende evde bir tane daha vardı. Bu da ikincisi oldu. Böyle ikisini beraber şöyle mesela toplu bir şekilde videolarda takabilirim diye düşündüm. Onun haricinde dondurma falan aldım ve eve geldim. Bu arada videonun sonu ama şey söyleyeyim. Yakında kardeşlerin parodisi geliyor. Hazırlıklı olun. Aşağı Berfin'in kanalına bırakacağım. Berfin, bir gelir misin? Bir gel. Gel be, bir gel. Berfin, şimdi sana soruyorum. Kardeşlerin projesi ne zaman geliyor? Bir hafta gibi. Bir hafta gibi. Ya edit var, ne yapayım? Senaryoyu yazacağım. Berfin şu anda senaryo yazıyor. Buradan da hani haberiniz olsun. Çekmediğimizi düşünmeyin. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ona göre kıyafetli, kostümlü, saç başlı Berfin senaryoyu yazacak. Daha sonra senaryoya göre işte ben ne hangi karakteri canlandıracağımı okuyorum falan. Ona göre evden kıyafet hazırlıyorum. Saç, baş, makyaj önceden bir prova alınıyor. Ona göre yani çekmediğimizi düşünmeyin. Buradan da söylemiş olayım. En yakın zamanda kardeşlerin parodisi de gelecek. Buradan haberiniz olsun. Ve evet 6 dakikayı geçmişiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Ben de durumlar içindeki böyle diş doktorundaki yani diş tedavilerimi yendim. Sıra geldi ÖSYM'yi yenmekte.
Aslında var ya, diş tedavilerinden daha zor olan ÖSYM biliyor musunuz? Yani geçiyor, ÖSYM geçmiyor. Bak bunlar şu anda yapıldı. Hani ben bunları mesela şu anda düzenli fırçalarsam bunlar şu anda beni götürür yani. Ama ÖSYM öyle değil. Sıra ÖSYM'de. ÖSYM bak seni de geçeceğim. Yani mezuna kalmak falan istemiyorum. O yüzden bütün limitlerimi zoracağım. Allah'ın izniyle inşallah geçeceğim. Geçemezsem de kader deriz. Yolumuza bakarız. Sizlerle beraber zaten göreceğiz inşallah. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.